Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bunları bütün video anlattıklarını yapmadan önce şunu yapabilirsiniz. Öncelikle bilgisayarınızdaki Windows Update bölümüne gelip bilgisayarınızda kendi güncellemesi mevcutsa onu yapın. Büyük ihtimalle bütün driverlar kendisi güncelleyecektir. Bunu yaptıktan sonra eğer düzelmediyse diğer anlattıklarıma geçebilirsiniz. Şöyle hemen Windows Update yazdığınızda şuraya, şu arama kısmına, şu sayfaya geleceksiniz ve bak şu an benim bilgisayarımda diyor Windows Update yapın. Zaten şurada da gördüğünüz gibi bunlar sorumlu. Büyük ihtimalle kendisi düzeltecektir. Ama bazı aygıtları düzeltmediği için siz dediğim videonun devamında onları yaparsınız. Evet arkadaşlar merhaba. Şu an benim bilgisayarımda da olduğu gibi ve açıklamada da olduğu gibi videonun. Şu an bilgisayarımızın donanımlarındaki güncelleştirmeleri ve bazı donanımlarsal sorunlar olduğunu görüyorsunuz. Şurada. Şöyle bilgisayarımızdaki sorun ne arkadaşlar? Birkaç donanımı çalıştırmıyor. Hatta bazılarında yeni güncelleştirmeye ve yeni bilgisayarı format attığında birçok donanımsal sorunlar karşıya çıkıyor. Bunlar nasıl oluyor? Diyelim ki klavyemiz, touchpad'imiz vesaire, bilgisayarımızdaki Bluetooth, wireless, bunlar gibi bu sorunlar karşımıza çıkıyor. Bunlar aktif olmuyor, çalışmıyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz arkadaşlar? Şu şekilde. Mesela benimki şu an touchpad'imde şurada çalışmıyor şu an gördüğünüz gibi. Klavyem çalışmıyor veya driverlarımdaki Wi-Fi açılmıyor. Bluetooth'ta bir sorun var. Bunu bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle çözümünü ve gösterişini de göstereyim size hemen. Arkadaşlar hemen bilgisayarımızdan şuradan sağ alttan aygıt yöneticisi yazdığınızda şuraya aygıt yöneticisine bastığınızda ben zaten açtığım için şurada. Buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi sorun olan bölgeler direkt otomatikmen açılıyor. Şu an burada yakınlaştırayım. Şöyle odaklandıralım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ünlem işareti var. Şu an bunun çalışmadığını gösteriyor bize. Hatta şunun çalışmadığını, şunun çalışmadığını, şunlara da bakalım. Hangileri çalışmıyor? Şurada şunun çalışmadığını. Başka. Şurada bunların hiçbirinin çalışmadığını, wireless olsun, bluetooth olsun, temel başka sistemler olsun, bilinmeyen bir aygıtımız da var. Başka şunlar, başka var mı? Yok. Arkadaşlar şunlar şu an çalışmayan, sistemde bilgisayarda olan ama çalışmayan şeyler, uygulamalar, programlar. Hemen şimdi size birkaç basit yöntemle bunları nasıl çözebileceğinizi göstereyim. Arkadaşlar ilk kolay yöntem şu. Direkt sağ tıklatın hangi aygıtsa. Sağ tıklayın, özellikler deyin. Buradan sürücü güncelleştir deyin. Sürücüler otomatik ara deyip buradaki arama kısmı bittikten sonra eğer ki güncelleştirme olduysa burada başarıyla oldu diyecek bir yazı çıkacak. Ve orası aktif olacak, çalışmaya başlayacak. Ama şu an bende olmadı ve sizde de olmadıysa bir sonraki yöntemi yapacaksınız. Bütün hepsini o şekilde yapın. Sürücüyü güncelleştir. Kısa yol burası arkadaşlar direkt. Buradan yapın. Eğer hepsini buradan yapabildiklerinizi yapın. Olmayanları hemen yeniden şu şekilde basın. Özellikler deyin bir sonraki adımına. Şuradan arkadaşlar sürücü ayrıntılarına basıyoruz. Pardon. Ayrıntılar diyoruz. Buradan donanım kimliklerini ve şuradan kopyala diyoruz. Arkadaşlar şunu kopyaladıktan sonra geliyorsunuz buraya. Şuraya yapıştır diyorsunuz. Ve arıyorsunuz. Biraz kaydı ekran. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi en üste çıktı. Basarsınız buradan. Bu şekilde. Şurada indirme linki olacak. Evet şurada arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Ve indirme başlıyor şu an. İndirme olduğunda basın arkadaşlar. Evet deyin.
Biz ona evet dedik mi? Yoksa klavyeye mi tıkladık? Yeniden bakalım. Şuradan aç diyelim. Evet diyelim. Basmamışız arkadaşlar. İleri diyelim. Şu an klavyemde aktif olmadığı için habire klavyeyi otomatikmen açıyor. Şimdi bunu yükledik. Bu şekilde. Şu an onu arıyor. İndir ve yükle diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bütün programları, bütün uygulamaları, aygıtları bu şekilde indirip güncelleyeceksiniz. Ve beraberinde size gereken uygulamaları da indirmenizi isteyecek bu şekilde. Bu bilgisayarınızda bu eksik. Bilgisayarınızda şu eksik. Şunları indirmenizi tavsiye ediyoruz. Zaten onları indirmezseniz herhangi bir aygıtınızı aktifleştiremezsiniz. Şu an şunu ben durduracağım, bu yüklensin. Evet arkadaşlar, şu an o yüklendi. Lakin o yüklenen şey benden başka bir bu programı, bu aygıtın çalışması için başka bir program istedi. Onun indirilmesi gerektiğini söyledi. Öncelikle onu indirip onu kurdu şu an. Bu normal programlar birbiriyle bağlantılı olduğu için bilgisayarınızda olmayan programları isteyebilir. Onu kurdu. Şimdi de şu programı yükleyeceğim. Hemen şunu da kursun. Asıl program yani şu. Onu da hemen kursun. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada videoyu biraz geriye alsanız burada bunun üstünde bir tane daha vardı. Bilinmeyen yazıyordu. Bilinmeyen aygıt yazıyordu. Gördüğünüz gibi şu an bu bittiği gibi bu yenilendi ve o aygıt gitti. Yani o bilinmeyen aygıt artık çalışıyor. Yani şu an artık aktif durumda ve çalışır durumda. Bu şekilde bütün programları, bütün aygıtları, çalışmayan aygıtları çalıştırabilirsiniz. Anlattığım şekilde. Eğer ki ben aygıtları direkt özellikler deyip buradan ayrıntılar deyip vesaire uyumlu değil de şurada neredeydi aygıt şeyi ismi aygıt kapatıp yeniden açalım. Şurada ayrıntılar diyorduk. Şuradan donanım kimlikleri deyip şurayı kopyalıyorduk ya, hani gidip internet yazıp. Eğer ben bunu uzun diye düşünüyorsanız ben size hemen şu programı indirmenizi tavsiye edeceğim. Şu Driver Identifier. Şunu indirin. Şurada hemen ben açıyorum onu. Şuydu galiba. Şurada indirdiğiniz gibi kurulumu yaptığınız gibi şuradan internette sahip iseniz hemen scan deyin, yani arama deyin. Şimdi tarayın deyin. Şuna bastığınız gibi size böyle ben hemen basayım, örneğini göstereyim size. O size direkt buradaki aygıtların hangilerinin çalışmadığını kendisi tarayıp size indirmenizi isteyecektir. Şöyle hemen bakın, taradı şu an. Ve şu an bilgisayarımdaki bütün aygıtları çıkardı şurada. Gördüğünüz gibi şunda bir sorun var, indirmeni istiyor. Hatta şunda bir sorun olmadığını söylüyor ve ama güncelleştirebilirsin diyor. Yani güncel değil diyor. Şurada bir sorun var. Klavyemde çalışmadığı gibi, başlıkta da söylemiştim, klavyem çalışmıyor. Şöyle hemen indir diyorsunuz. Hemen size göstereyim. İndir diyorsunuz şurada. Aşağı geliyorsunuz. En son 2019, şurada aşağı doğru 2018'e doğru gidiyorsunuz. Burada size Windows 10 64 bit benimki şu an mesela bu. Hemen download deyip indirdikten sonra kurulumu yaptığınız gibi aygıt şey o biraz kaymış. Aygıt kurulumu başlayacak, bitecek. Az önce anlattığım gibi. Burada size o direkt yönlendiriyor. Diyor ki hemen buradan burada sorun var. Bunu hemen indir diyor. Seni siteye yönlendiriyor. Hiç aramıyorsunuz. Arkadaşlar, bu şekilde bütün aygıtlarınızı aktifleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yararlı bir, faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese bol şans diyelim. Umarım halledersiniz. Abone olup beğenirseniz diğer arkadaşların bunu görmesini sağlayabilirsiniz. Diğerlerine de yardımcı olabilirsiniz bu şekilde üst sıralara çıkarak videonun. Arkadaşlar, olay bu yani, bundan ibaret. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.